Evet gençler ünitemizin birinci kısmı bitti. Şimdi ikinci kısma başlıyoruz. Hava olayları ve iklimi karşılaştırmamız gerekiyor. Dersten hatırlayın. Hava olayları dediğimizde aklınıza ne gelecekti gençler? Dar bir bölgede gerçekleşmesi gere gelecekti. İklimin ise geniş bir bölgede gerçekleşmesi gelecekti. Hava olayları gençler kısa sürelidir. Kısa süreden kasıt, gün, saat veya hafta. İklim ise uzun sürelidir. Uzun süre derken de 30-35 yılı kastediyoruz. Hava olaylarında değişkenlik fazladır. iklimde ise değişkenlik azdır. Hava olayları tahmini, iklim ise kesinlik bildiriyordu. Hava olayları dediğimizde gençler soru bankalarında ifade olarak daha çok güneşli, yağmurlu, sisli ve bulutlu göreceksiniz. İklim için ise sıcak, kurak, yağışlı ya da ılık şeklinde göreceksiniz. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına ne demiştik? Gençler meteoroloji demiştik. İklimi inceleyen bilim dalına ise klimatoloji dediğimizi hatırlayın. Hava olaylarını inceleyen bilim insanına meteorolog, iklimi inceleyen bilim insanına ise klimatolog dediğimizi unutmayacaksınız gençler. Bu kazanımı bilmek zorundasınız. Şimdi rüzgarın oluşumuna gelelim gençler. Rüzgarın oluşumu nasıl gerçekleşiyordu? Rüzgarın soğuk olan bölgeden sıcak olan bölgeye doğru ilerlemesiydi. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Gençler sıcak olan bölge buharlaşma çok fazla olacağı için bu bölgede nem çok fazla olacaktır. Nem fazla olacağı için tanecikler birbirinden uzaklaşacak, yoğunlukları azalacak ve tanecikler yukarıya doğru çıkmaya başlayacak. Yukarıya doğru çıktıkları için sıcak olan bölgede bulutlanma fazla gerçekleşecek ve hava yükseltici hareket yapmış olacak. İşte biz bu bölgeye alçak basınç alanı diyoruz. Tam tersi olan ise soğuk olan bölgede gençler nem daha azdır. Yani tanecikler birbirine daha yakındır. Yani yoğunlukları fazla olduğu için hava hareketi yukarıdan aşağıya doğrudur. Rüzgarın oluşumu ise soğuk olan bölgeden sıcak olan bölgeye doğru olur. Her zaman için yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru olması gerekir. Soğuk olan bölgede hava sıkıştırılır. Sıcak olan bölgede hava daha seyrektir. Bunu da unutmayalım. Gençler hava olaylarının oluşmasını sağlayan 3 temel sebebimiz vardı. Bunlardan birincisi sıcaklık, ikincisi basınç ve üçüncüsü nemdi. Gençler hava olaylarını oluşturan bu sebepler yeryüzüne ve gökyüzüne yakın hava olaylarını gerçekleştiriyordu. Yeryüzüne yakın gerçekleşen hava olayları sis, çiğ ve kıraydı bunu unutmayacaksınız. Gökyüzüne yakın gerçekleşen hava olayları ise yağmur, kar ve doluydu. Peki bunları açıklamaya kalkarsak gençler hemen tanımlayalım. Yağmur havadaki nemin yoğuşmasıyla oluşan minik su damlacıklarının